Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Almus Yatırım için hazırladığımız gün ortası raporumuza hoş geldiniz. Evet, sabah endeksin seyrine baktığımızda özellikle bahsetmiş olduğumuz 107 binlere doğru istek oluştu. Ancak gördüğünüz üzere şu önemli ortalamalara dokunduktan sonra ki günlüklerdeki tablomuzda da bahsetmeye çalışmıştık dün akşam itibariyle bu seviyeler özellikle 103 seviyesi üzerinde 105'leri daha doğrusu 105'lerin üzerindeki hareketin ilk etapta 107'lere doğru gidebilecek bir hareket isteği içinde olabileceğini ama çok da önemli ortalamalara dokunduğunu görmüş olduk. Hatta 105-214 kapanışını girdiğimizde dün gösteren bize kapanış olarak gelelim. Evet, bugünkü 106-600'e kadar gelen bir hareket gördük ve buradan gelen bir satış olduğunu şu an için kar realizasyonu diyelim ya da tepkinin önemli ortalamalara takılması sebebiyle ki zaten bu ortalamaları çok önemsiyorduk. Üzerine çıkmasının şu an için zor olabileceğini ancak 107 bin seviyesi üzerinde kapanışlar, bu iki ortalama üzerinde kapanışlar oluşması halinde hareketin güçlenebileceğinden bahsetmiştik ve büyük ihtimalle bir süre daha 107 bin aşağıda da 105 bin hatta 105'in biraz altı aralığında bir yatay seyir görebiliriz. 107 bin seviyesi üzerindeki her kapanışta biz tekrar yukarıda üst bant olarak gördüğümüz 109 bin, 110 bin bölgesine doğru isteği konuşuyor olacağız. Ama bugünkü yükseliş boşluk yaparak oluştuğu için boşluktan kastımız 105-274 cuma dünkü en yüksek seviyeydi. Bu sabahki en düşük seviye 105-709. Dolayısıyla arada neredeyse 500 puanlık bir fark boşluk oluştu. Bu boşluğun dolması 105'lere ve 105'in altına doğru çekilmesi çok normal olacaktır. En azından önümüzdeki birkaç günlük süreç içinde. Yukarıda 107, aşağıda 105'ler önemli destek olarak izlenebilir. Yakın vadeye geldiğimizde, yakın vadede de şu an için gördüğümüz 132, dün de bahsetmiştik, 132 seviyesi önemli. 132-450'yi gördük ve şu an için bu seviyeden satışların geldiğini görüyoruz. Çok normal diyoruz çünkü bu iki önemli ortalama, uzunca bir süredir bahsetmiş olduğumuz ortalamaların altında, bu ortalamaların üzerinde ancak kapanışlar oluşması halinde tepkinin güçlenmesi noktasında ihtimalden bahsedeceğiz. Ama biraz daha sıkışan bir hareket. Aşağıda 130'ların altını, yukarıda da 132'lerin üzerine şu an için görmeden 132 yukarıda, aşağıda da 129-800, 129-500 gibi bir bantta sıkışan birkaç günlük seyir görmemiz normal olacak diyoruz. Buradan hemen dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Dolar TL'ye bahsetmiş olduğumuz o geri çekilme hareketi 3.84.25 ile şu an için devam ediyor diyebiliriz. 3.84.25 görüldükten sonra yine bahse konu olan ve sık sık ifade etmiş olduğumuz buradaki fiyatlar yukarı giderken boğaları tuzağa düşürmek adına oluşan boğa tuzağının işlemeye başladığını görüyoruz. Hatta bugünkü en düşük seviye 3.84.25 görüldüğünde yaklaşık 9 Aralık'tan beri eğer o günü düşünecek olursak tam bir ayın en düşük seviyesine gelen bir dolar hareketi gördük. Bu da bizim için oldukça önemli. Çünkü artık yavaş yavaş TL'nin değer kazanabileceğine yönelik. Bu yükselen son dönem trendinin ki biz 3.50'den beri bu trendin güçlü bir yükseliş oluşturabileceğini hatta 3.50'nin altına gelmesi halinde bile alış fırsatı olabileceğini nasıl ki fiyatlar düşerken düşüş trendi içindeyken son hamlenin negatif uyumsuzluk içerdiğini dolayısıyla burada fiyatlar düşerken bir boğa tuzağı olduğunu ayı tuzağı olduğunu yani düşüş trendi ayı tuzağı ile ifade edildiği için ifade ediyoruz. Ayı tuzağı olduğunu yukarıda da daha önce de sık sık bahsetmiştik. Teknik analiz eğitimlerimizde sık sık bahsediyoruz formasyonlar konusunda. Özellikle hangi formasyonla başlarsa o formasyonla bitme olasılığının yüksek olduğundan bahsediyoruz. Burada bir adeta fiyatlar düşerken oluşan düşüş trendi içindeki ayı tuzağının bir benzeri fiyatlar yukarı giderken yükselen trend içindeyken boğa trendi olduğunu ifade etmiştik ve boğa trendinin sonunda da boğaları terse düşürmek adına oluşturulan bir boğa tuzağından bahsetmiştik. Bu ihtimal artık giderek artıyor. Zaman zaman yükselişler söz konusu olacaktır. Belki 3.90'lar bu ihtimal düşündüğümüzde artık önemli dirençler, geçilmesinin zor olabileceği dirençler. Tabii ki zaman içinde bunu göreceğiz ama kademeli bir şekilde önümüzdeki günlerde eğer biz 3.84'ler üzerinde kapanışlar görmemiz halinde büyük ihtimalle yukarıda oluşan 3.98, 3.80 bandının aşağı kırılması demek kademeli bir şekilde 3.70'ler, 3.60'lara kadar
belki 2 aylık bir süreç içinde bir geri çekilme. 2 ay belki 8 hafta çok fazla oldu ama 6 ile 8 hafta aralığında aşağı yönde bir hareket göreceğimizi tahmin ediyoruz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Sağ üst köşede Almus Yatırım'la ilgili internet sayfasına girebilir. Buradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.